Herkese selamlar. HTML ve CSS eğitim setimizin 28. dersi ile birlikteyiz. Size combinatorsları anlatacağım. Combinatorslar bağdaştırıcı diye çeviriyorlar Türkçe. Ye. Ama biz tabii ki İngilizcesini göreceğiz. Şimdi combinatorsların ne olduğunu anlamak için ben buraya bir division attım. Division'in içerisine iki tane paragraf at. Bakın divin içerisindeki ilk ve son paragraf ve divin dışındaki ilk ve son paragraf. Hatta ve hatta divin öncesindeki e, paragraf diye bir paragraf atalım. Olayı daha net anlamak için. Şimdi ben gelip burada tabii ki şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bunları da yorum içerisine alalım. Ben gelip tüm paragraflara bir arka plan rengi atayabilirim. Bakın. Shift F5'e tıkladım. Cache'den okuyormuş. Dim gri beğenmedim. Şu olabilir. Evet bu daha iyi. Hemen bir padding iş boşluk verelim. Yazılar daha güzel gözüksün. Evet gördüğünüz gibi bak. Divin öncesindeki paragraf, divin içindeki ilk paragraf, son paragraf, divin dışındaki ilk paragraf ve divin dışındaki son paragraf adındaki paragraflarımızı görüyorsunuz. Fakat tabii ki ben hepsini istemiyorum. Tüm paragraflara CSS uygulamak istemiyorum. Ben sadece divin içerisindekilerini uygulamak istiyorum. O halde div yazacağım. Ve divin içerisindeki paragraflara bir boşluk bırakıp paragraf etiketini yazacağım. Ve gördüğünüz gibi sadece divin içindeki paragraflara CSS uygulamış olacağım. Ha, Ben bunu size bir geçen derslerde kod göstermişim. Bakın büyüktür işareti yaptığınızda da bu geçerli. Yani division'ın içerisindeki paragraf elementlerine ulaş demiş oluyorum. Şu büyüktür işaretiyle. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Bu da çalışır. Bu derste geçen derslerde görmediğimiz şeylerden bahsetmek istiyorum. Örneğin bir plus işareti var bakın. Artı işaret. Şimdi div plus paragraf dediğimde acaba ne demiş oluyorum? Bir bakalım. Bakın div'in dışındaki ilk paragrafa CSS'i uyguladım. Neden? Çünkü ben div plus paragraf dediğim zaman şunu demiş oluyorum division elementinden bir sonraki bakın bir sonraki paragrafa bu CSS'i uygula. Bakın sadece bir sonrakine. Bakın sadece bir sonrakine. Tüm div'in dışındaki tümüne atamıyor bakın. Eğer öyle olsaydı hem ilk paragraf hem div'in dışındaki son paragraf adlı paragraflara atama yapmış olurdu. Niye? Çünkü div'den hemen sonra gelen paragraflar hangisi? Şu ikisi. Ama div plus demek, div plus paragraf demek. Şu plus combinator's'ını kullandığınız zaman bağdaştırıcısını. Bu şu demek? div'den sonraki hemen sonraki ilk paragrafa. Evet, bunun anlamı bu. Başka ne var? Bakın burada şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada div diyorum ama siz sadece div değil yani id de olabilirdi. Mesela id box diyelim. Yani burası her türlü şey olabilir. Sadece element ismi olarak algılamayın bakın. ds box diyorum yine aynı sonucu elde ed ettiğimi göreceksiniz ya da class olsaydı hemen onu da göstereyim class olsaydı class atama yapacaktık şuraya class diye gösteriyorum nokta box yine aynı sonucu elde edeceğiz gördüğünüz gibi. Ama ben burada anlaşılmak namına division diyorum. Çünkü konuyu anlatıyorum ya anlamanız açısından bu daha mantıklı oluyor. Tamam. Bunu da gördünüz. Şimdi başka bir combinators daha var. O nedir? Bakın alt gr ü bende sonra space tuşuna basıyorum. Sizde hangi tuşlar bilmiyorum. Şu gördüğünüz dalgalı dalga işaretini yapıyorsunuz. Bu dalga işareti neyi sağlıyor? onu görelim. Bakın ben division şu dalga işareti paragraf dedim. Bu ne demek? Hemen bir görelim. Bakın gördünüz mü? Division'dan sonraki şu iki paragrafa da atama yaptı. Bunu nasıl yaptı? Aslında div şu dalga işareti ne demek biliyor musunuz? Div'den sonraki tüm paragraflara CSS'i uygula. Bakın plus sadece div'den sonraki bir tanesini uygularken şu dalgalı işareti ise division'dan sonraki tümüne. Yani burada kaç tane paragraf varsa hepsine CSS uygulayacaktı. Bunu bundan emin olmanız için şöyle iki tane daha yapayım. 3 diyelim, 4 diyelim. Gördünüz mü? Yani division'dan sonraki tüm paragraflara bu CSS'i uygulayacak. Bunu nasıl sağladık? Şuradaki dalga işaretiyle. Ha, eğer buraya yine plus demiş olsaydı divisiondan sonraki sadece bir tane ilk paragrafa CSS ataması yapacaktık. Bakın görüyor musunuz? Öncekine hiç dokunmuyor bile bu combinators bağdaştırıcılar. Çünkü bunların amacı şuradaki ilk yazdığım element ID ya da class'tan sonraki gelen nesne. Sadece burası paragraf olmak zorunda değil. Bakın bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. H2 elementi şöyle yapalım. H3 elementi de olabilirdi. Bu iş değişmez. Mesela şunu h3 yapalım. Şunu h3 yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Bakın div'in dışındaki ilk h3'e dediği kısma Evet. Bunu hemen div'den sonraki hemen şöyle göstereyim size. Şunu tekrar buradan alıyorum. En sona yapıyorum. Evet CSS özelliğini kaybetti. Şimdi geliyorum. Sonda olunca ne yapacaktık? Az önce gösterdiğim gibi şu dalga işareti. Yani division'dan sonra gelen tüm H3'lere bunu uygula dediğimizde bakın sonda olmasına rağmen gelip buna uyguladı. Division'ımızdan hemen sonra gelen H3 etiketi yok. Bu yüzden plus'ı çalıştırmadı. O halde ben de ne dedim? Division'ımdan sonra gelen herhangi H3'ler varsa onun hepsine bu CSS'i uygula dedim. Bakın sonda olmasına rağmen yine bu CSS'i uyguladı. Evet bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.